Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde köklerin varlığını inceleyeceğiz. A sıfırdan farklı ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde delta eşittir b kare eksi 4ac olduğunu daha önceki dersimizde anlatmıştık. Şimdi delta için 3 farklı durum var. Delta sıfırdan büyük olabilir, delta sıfıra eşit olabilir, delta sıfırdan küçük olabilir. Delta sıfırdan büyük ise denklemin birbirinden farklı iki gerçek kökü vardır. Bu kökler x1, x2, eksi b artı eksi karekök delta bölü 2a şeklindedir. Bunu daha önce de arkadaşlar genel çözümde söylemiştik. Delta sıfıra eşit ise denklemin eşit iki gerçek kökü vardır. Sorularda bu karşınıza çakışık iki kök, iki katlı kök olarak da çıkabilir. Bu tarz ifadelerle karşılaştığımızda delta'nın sıfıra eşit olduğunu düşünmemiz gerekiyor. X1, X2 kökleri birbirine eşit ve eksi b bölü 2a şeklindedir. Çünkü arkadaşlar şurada delta değerimiz 0 olduğu için buradaki köklü kısım direkt sıfırlanıyor. Dolayısıyla geriye eksi b bölü 2a'lık kısım kalıyor. Delta sıfırdan küçük yani negatif bir sayıysa denklemin gerçek kökü yoktur. Başka bir deyişle bu denklemin gerçek sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi verilen örneklerde arkadaşlar denklemin köklerinin varlığını inceleyelim. A şıkkından başlayalım. 3x kare eksi 2x eksi 1 eşittir 0 denklemi için A şıkkından başlayalım. Delta neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. B kare eksi 4 ac'ydi. Eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı eksi 1'di. Delta'yı arkadaşlar buradan bulacak olursak 4 artı 12 olur. Bu da delta'nın 16 olması demektir. Delta eğer 16 ise sıfırdan büyük bir sayıysa o halde denklemin gerçek sayılarda yani reel sayılarda 2 gerçek kökü vardır. 2 gerçek kök vardır diyoruz. Peki diğer örneğe bakacak olursak B şıkkına bakalım. B şıkkında da x kare eksi 2x artı 2 eşittir 0. Bunun için de gene delta değerimizi hesaplayalım. B kare yani eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2. Buradan da arkadaşlar delta eşittir 4 eksi 8. Bu da eksi 4 olur ki bu da arkadaşlar delta değerinin sıfırdan küçük olmasıdır. R'de çözüm kümesi. O halde ne olacak arkadaşlar? Boş kümedir. Herhangi bir çözüm bulamayız. Geldik bu denklemin köklerinin varlığını inceleyelim. Hemen şuradaki arkadaşlar not kısmımıza bir dikkat etmenizi istiyorum. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde eğer size verilen ifade tam kare bir ifade ise o zaman delta değerimiz arkadaşlar 0'a eşit olur. Tersi de doğrudur. Eğer delta değeriniz 0 ise ifade tam kare bir ifadedir. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Hemen bu denklemin ne olduğunu söyleyebilirim. X, x, 2, 2 dediğimde o halde bu ifade x artı 2'nin kare açılımıdır. Eşittir 0. Peki bunun 0 olabilmesi için iç kısmımızın 0 olması gerekiyor. O halde denklemin x1, x2 kökleri birbirine eşit ve eksi 2'dir arkadaşlar. O halde bu denklemin çakışık iki kökü vardır. Diğer bir örneğimiz 2x kare eksi 4x artı m eksi 5 eşittir 0 denkleminin iki farklı kökü varsa eğer iki farklı kökten bahsediyorsa hemen şu aklıma gelecek delta'nın sıfırdan büyük oldu. Delta değerimiz sıfırdan büyükse arkadaşlar hemen delta değerimizi hesaplayalım. Eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı m eksi 5. Delta eşittir. Eksi 4'ün karesi arkadaşlar 16'dır. Eksi 8'i parantezin içine dağıtırsak eksi 8m artı 8 ile eksi 8 ile eksi 5'i çarptık. Artı 40 oldu. Delta eşittir arkadaşlar düzenlersek 56 eksi 8m olur.
Peki bu ifademiz ne olacaktı? Sıfırdan büyük olacaktı. 8m'yi arkadaşlar diğer tarafa da atabilirsiniz. Sağ tarafa. O zaman 56 büyüktür 8m'den. Her tarafı 8'e bölersek arkadaşlar ne olacak? 7 büyüktür m'den. O halde m'nin alabileceği en büyük tam sayı değerimiz de 6 olur arkadaşlar. Geldik bir diğer örneğimiz. Ax kare artı 4x eksi 3 eşittir 0 denkleminin çakışık iki kökünün olması için a'nın kaç olması gerektiğini bulunuz dedi. Şimdi çakışık iki kökümüz varsa hemen delta'nın 0 olduğunu söyleyebiliyorum. Peki delta değerimizi nasıl hesaplıyorduk? Hemen hesaplayalım. B kare yani 4'ün karesi eksi B kare eksi 4 A ve C'nin çarpımı. Evet. Bu şekilde delta değerimiz eşittir. 4'ün karesi arkadaşlar 16 artı 12A olur. Eksi ile eksiyi çarptığımızda 12A olur. Eşittir kaç olacak arkadaşlar? 0 olacak. Peki 16'yı diğer tarafa eksi olarak atarsam 12A eşittir eksi 16'dan. Her tarafı 12'ye bölersek arkadaşlar 12'ler de sadeleşti. A eşittir eksi 4 bölü 3 olduğunu şurada sadeleştirmeleri de yaparsanız A değerinin eksi 4 bölü 3 olduğunu bulabilirsiniz. Geldik diğer örneğimize. X kare eksi 2x artı m artı 3 eşittir 0 denkleminin gerçek kökleri olmadığına göre. Gerçek kökü yoksa arkadaşlar delta değerimizin sıfırdan küçük olması gerekir. Delta'yı hesaplayalım. Eksi 2'nin karesi yani b kare eksi 4 çarpı a değerimiz burada 1. A, c. C değerimiz de şuranın tamamı m artı 3 olan kısım. Bunun arkadaşlar ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. Çünkü gerçek kök yokmuş. 4 eksi 4m, 4'ü parantezin içine dağıtırsak arkadaşlar eksi 12 küçüktür 0 oldu. Burada bir düzenleme yaparsak eksi 4m eksi 8 küçüktür 0'dan. 4m'yi sağ tarafa atarsak 8 küçüktür 4m. Her tarafı da arkadaşlar 4'e bölersem o halde m ne olacak buradan? Eksi 2 küçüktür m'den. Yani m değerimiz eksi 2'den arkadaşlar büyük olacak. Yani bunu aralık olarak yazmaya da kalkarsanız eksi 2 ile arkadaşlar eksi 2 ile sonsuz eksi 2 ile sonsuz aralığı olarak bulursunuz. Evet, bu derski arkadaşlar konumuz buraya kadardı. Bir dahaki dersimizde karmaşık sayılar kısmına geçeceğiz. Umarım sizin için faydalı olabilmişizdir. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.